Arkadaşlar cümleten selamünaleyküm. Hepinize hayırlı günler. Artık Temmuz ayının son günündeyiz. Belki de bu videoyu ben Ağustos'un birinde yayınlayacağım ama bugün şu anda videoyu çektiğim an Temmuz'un son günü ve bayilerle ilgili çok güzel bilgiler geldi bizlere arkadaşlar. Ne derseniz hemen söyleyelim. Bayideki satış danışmanlarının ve bayi sahiplerinin söylediklerini sizlere aktarıyorum. Bugün bir haber sitesinde de haber oldu, hatta haberlerde de geçti bu konu arkadaşlar. İlk 6 ay boyunca ellerindeki bütün sıfır araçların tamamını satmayı başaran bayiler Temmuz ayında ilk kez ellerinde araç kaldıklarını söylediler. Satışlarda çok da bir gerileme olmadığını da söylüyorlar ki bu çok normal çünkü gerçekten ihtiyacı olanlar liste fiyatından araca ulaşmaya çalışıyor ve bulabildiği aracı kazıklanmadan almak için bayilere gidiyor. Burada bir sıkıntı yok. Peki hala talep yüksekse nasıl oluyor da bayiler bu zamana kadar bütün araçlarını satarken artık bayilerin elinde 3-5 tane de olsa araç kalabiliyor? Hemen söyleyeyim arkadaşlar. Bayiler, Ticaret Bakanlığı'nın daha çok yeni açıkladığı kanun maddeleri yürürlüğe girmeden önce elde kalan neredeyse bütün araçları kendi ikinci el galerilerine alıyorlardı. Yani ikinci el satış bölümlerine aktarıyorlardı. Ve onları da otomatik olarak sıfırdan satılmış olarak gösteriyorlardı. Hatta ve hatta daha da ileri götüreyim ben işi size arkadaşlar. Gelen neredeyse bütün müşterilere araç yok deyiliyordu. Araçların tamamı 100 tane, 200 tane, 300 tane araç deli para yapıyor ama belki de tamamını ya da göstermelik olarak birkaç tanesini satarak büyük bir çoğunluğunu yine bayinin kendine ait olan ikinci el kısmına çekip oradan çok daha pahalıya ikinci elde satıyordu. İşte bu durum ortadan kalkınca artık ikinci elde 6 ay 6000 kilometre kuralı şahıslara da getirilince üzerine bir de bayilere çok büyük faiz cezalar kesilip ikinci eldeki ticari faaliyetleri de kapanmaya başlayınca bayiler ellerindeki araçları kenara çekemediler. Çünkü çekseler satamayacaklar. 6 ay beklemek zorundalar artık. Kesin olarak 6 ay beklemek zorundalar. Artık noterler de satışa izin vermeyecek arkadaşlar. Bununla ilgili de güzel haberler geliyor. 1 Ağustos itibariyle, hatta 31 Temmuz bugün itibariyle, pazartesi günü itibariyle noterlerde de artık gittiğinizde 3'ten fazla araç sattıysanız şahıs olarak doğrudan engelleneceksiniz. Üstelik sadece kendi adınıza değil, vekaletle de eğer o aracı satarsanız yine engelleneceksiniz. 3 taneden fazla araç satmışsınız, o yüzden bu aracı satamazsınız diye karşınıza bir yazı, bir ibare çıkacak ve noterden boynu bükük geri dönmek zorunda kalacaksınız. Doğal olarak bayiler ellerindeki araçlarını ikinci ele çekemeyince, işin içinden alsatçılar, galericiler de olabildiğince çıkınca, ki çıkmak zorundalar, aldıkları araçlar onların da elinde kalabilir. Benim tanıdığım birisi var, sıfır bir araç almış satmak için ama maalesef aracı şu anda satamıyor çünkü satarsam sıkıntıya girebilirim diyor. O yüzden aracını bekletiyor arkadaşlar. İnşallah satmak amacıyla sıfır araç alanların hiçbirisi o araçlarını satamaz arkadaşlar. Satamaz da bu piyasa birazcık düzelir. Peki ne olmuş? Bayilerde kaç araç kalmış? Öyle aklınıza 50-100 araç kalmış gibi şeyler gelmesin. Yine talep çok fazla. Çünkü bu ülkede gerçekten otomobili uygun fiyata, daha doğrusu liste fiyatına kazıklanmadan almak isteyen bir kesim var. Onlar bayilere gitmişler. Üstüne bir de engelliler var. ÖTV muafiyetiyle araç almaya çalışıyorlar ve uzun zamandır onlara yok çekiliyor. Bakın, tüm bunlara rağmen hala bayilerin elinde 3 tane, 5 tane, 10 tane de olsa stoklarında araçlar kalmış. Şunu da diyebilirsiniz siz. Ya ben 3 tane bayiyle görüştüm, ellerinde araç olmadığını söylüyor hala. Sen nereden diyorsun? Ellerinde bunların araç var. Arkadaşlar, bütün bayiler aynı değil. Sallıyorum, Kars'taki bayiyle İstanbul'daki bayiyi bir tutamazsınız. Birisi 10-20 araç, 30 araç alıyorsa diğeri 300-500 araç alıyor. Doğal olarak kotası çok daha yüksek oluyor ve böyle olduğu için de elinde araç kalma ihtimali artıyor. Bu arada şunu söyleyeyim. Bayiler eğer elinde araç kalırsa o aracı satamadığı her gün için ceza ödüyor markaya. Bunu nereden biliyorsunuz derseniz, Renault'un bir bayisi vardı. Onu arada video çekmeye gidiyordum çünkü gerçekten uygun fiyata araçlarını veriyordu. Ben de izleyenlerime sunuyordum ve izleyenlerim de o durumdan faydalanıyordu. Ama artık o durumlar bitti. Yeniden öyle uygun fiyata, liste fiyatının altına, hatta liste fiyatına araç satmaya başlarlarsa o zaman ben bayilere giderim ama şu anda bayi falan yok. Bayiye gidip de onların ücretsiz gönüllü reklamını yapamam şu zamanda arkadaşlar. Bu dolandırıcılık, düzenbazlık tamamen bitmesi lazım. Bir de şu var. Beni bayilerden arıyorlar. Nisan'dan haber geldi. Elimizde sıfır araç var. Liste fiyatından verelim. Daha önceki videolarımda da söyledim. Chery'den arandım arkadaşlar. Hiç ilgim olmadığı halde. Eğer araç almak istiyorsanız buyurun bayimize gelin diye. Sonra Mercedes'ten arandım. Tamam, Mercedes'in EQB'sini o zaman 2 milyon 200 lira fırlanmamıştı fiyatı. 1.500'lerdeydi. Ona bir form doldurmuştum. Onunla ilgili aradılar ama aranıyoruz.
Ya başka bayilerden de geliyor telefonlar, haberler. Ben anlamıyorum, siz yanlış yerlere mi bakıyorsunuz bu otomobili çok fazla arayıp da bulamayanlar? Yoksa bu bayiler sizi görmüyor da bir şekilde beni bilip bana mı ulaşıyorlar? Çok enteresan bir durum var ortada. Yani bana öyle geliyor ki ben şu anda hangi marka olursa olsun bir şekilde sıfır araç bulurum gibi geliyor bana. Ben öyle hissediyorum. Çünkü çok fazla bayi tarafından aranıp çok fazla bayi tarafından haberdar ediliyorum. Elimizde araç var, buyurun gelin diye. Ya Renault'un Zoe'si, yok satılan aracı bana bizzat geldi ki elimizde Renault'un Zoe'si var. Üstelik fiyatı da liste fiyatı ya da tam biraz daha altıydı, tam hatırlamıyorum. Bu fiyattan hemen teslim. Bayiler satışlar ilk 6 ayda rekorlar kırdığı için inanılmaz derecede yüksek araç talep ettiler markadan. Markalar bayilere Ağustos ayında çok daha fazla araç gönderince ne olacak arkadaşlar? Ağustos'ta belki de Temmuz'dakinden daha fazla araç kalacak bayilerin ellerinde. Bana öyle geliyor ki Eylül ayı gibi biz yavaş yavaş otomobilde markaların ve bayilerin yaptığı kampanyaları görüp liste fiyatının biraz daha altında araçların satışta olduğunu göreceğiz gibi. Yani durum şu anda gerçekten oraya gidiyor. Sadece bunu ben de söylemiyorum. Otomobil piyasası ile ilgili, otomotiv piyasası ile ilgili bu işteki duayen insanlar da Eylül ayı ile birlikte Ticaret Bakanlığı'nın getirdiği kanunlardan dolayı da al satıcıların ve galericilerin sıfırdan uzak durmasıyla birlikte bayilerin de araçlarını ikinci ele yan tarafa çekememeleri nedeniyle otomobilde bu çirkin piyasa, pis piyasa yavaş yavaş düzelecek deniyor Eylül ayı ile birlikte. Ben de diyorum ki Eylül ayında biz liste fiyatının belki de 10 bin, 20 bin, 30 bin altında kampanyalı fiyatlarla araçlarla karşılaşabiliriz. Ha bu benim öngörüm. İnşallah böyle olur ama şu var. Temmuz'da elde araç kalmış. Ağustos'ta daha fazla gelecek ve Ağustos'ta daha fazla kalma ihtimali var. Eylül'e geçtiğimizde inşallah benim dediğim gibi olur. Olmazsa bile kim hangi bayiden hangi aracı istiyorsa liste fiyatından alacak gibi görünüyor arkadaşlar. Bu şu demek değil, yanlış anlamayın. O zaman biz bekleyelim, Ağustos Eylül ayında aracımızı alalım. Hayır, dolarda euroda artış olsa da olmasa da maalesef bizim insanımız öyle alıştı ki otomobillere muhakkak 50-100 bin lira zam yapıyorlar. O yüzden siz sakın beklemeyin sıfır araç alacaksanız. Eğer kazıklanmadan liste fiyatından buluyorsanız o aracı alın. İhtiyacınız varsa kullanmak için al satçılık yapacaksanız almayın. Çünkü enayilik oluyor bu saatten sonra. Bu zamana kadar milletin kanını emdi al satçılar. Bu saatten sonra eğer al sat yapmaya devam etmeye kalkarlarsa kendi kanlarını emdirecekler devlete. Çünkü devlet bu işin peşini bırakmayacak. Bunu gösterdi. Çok güzel cezalar kesti. Kesmeye de devam ediyor. İstanbul Pendik'te yer alan Akınoto, Hyundai, Kia, Honda, Toyota marka otomobillerde bir numaralı otomobil tamircisidir. Haberiniz olsun. İstanbul Beylikdüzü'nde 4K Detailing, 4K Motors, seramik kaplama, PPF kaplama, pastacila, detaylı iç temizlik gibi inanılmaz güzel şeyleri harika fiyatlara yapıyorlar. Üzerine bir de Bayyeşil Bağ abonelerine ekstra indirim tanıyorlar. Aracınızı güzelleştirmek adına aradığınız ne varsa hepsi Celali Tuning'de mevcut arkadaşlar. Ve Celali Tuning Bayyeşil Bağ abonelerine özel %10 ekstra indirim veriyor arkadaşlar.